mı gibi sorular da soruyor izleyicilerimiz. Eklemek istediğiniz bir not olursa onu da almak isteriz. Ya bunu sık sık yapıyor iktidar. Yani işte arada bir birilerini alıyor, gazeteci olsun, işte toplumda işte belli bir konumda olan kişileri alıyor, içeri atıyor, işte 2 ay, 3 ay, 5 ay çıkarıyor, tekrar başkalarını alıyor. Buradaki amaç dediğim gibi semboller üzerinden o çevreleri sindirmek. Yani sosyal medyada artık insanlar hiçbir şekilde hiçbir şey yazamıyor. Bunu herkes biliyor. Çünkü sokak röportajlarına dikkat ederseniz artık hiç kimse sokak röportajını paylaşamıyor. Aynı şekilde işte köşe yazarları, suya sabuna dokunmayan programlara bakın, saçma sapan programlar özellikle yandaş medyada. Yani biz bile hani kendi Tele1'de bile program yaparken aman Rütük işte buna ne der, aman Rütük buna ne der diye cümleleri, sözcükleri ona göre seçiyoruz. İktidarın amacı zaten bu. Çünkü bu tür iktidarlar toplumu sindirme konusunda çok becerikli genellikle. Yalnız Türkiye açısından değil, dünyanın her tarafında böyledir. Hem toplumu medya üzerinden hem tabii sosyal medya üzerinden yani troller üzerinden linç ve hedef gösterme konusunda çok becerikli bu arkadaşlar. Dolayısıyla hem dediğim gibi sosyal medya hem medya üzerinden hareket edildiği için zaten iktidarın elinde çok önemli iki tane önemli silah var. Birincisi istihbarat ve işte güvenlik birimleri. İkincisi de zaten yargı. Zaten hani 3 günde öyle bir kampanya sonucunda gelip sizi götürüyorlar. Yani ben bunu birebir yaşadım 2016'da. 3 gün, 4 gün sosyal medya ve yandaş medyada korkunç bir saldırıyla karşı karşıya kaldım. Ne küfürler, ne hakaretler, akıl almaz şeyler yazıldı benimle ilgili. 4., 5. günü akşam polis geldi eve dayandı. Bu kadar basit. Şimdi o günden bugüne değişen bir şey yok. Benden öncesinde de ve benden sonrasında da değişen bir şey yok. Yani iktidar bunu devam ettirecek. Bunu devam ettirecek. Yani Merdan Yanardağ olayında da yaşadık. Başka barışlar konusunda da yaşadık. Başka arkadaşlar üzerinde yaşadık. Hep böyle gidecek. Yani kimse kimseyi de böyle hani yok bir şey olmaz filan demesin. İktidar bu huyundan asla vazgeçmeyecek. Pekala, şimdi o zaman parantezi kapatalım. Sayın Mahalli'ye tekrar dönelim. Dünyanın nefesini tutarak izlediği gelişmelere. Dedik ya, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylemişti uçakta. Bu adım, yani Biden'ın bu adımı savaşı körükler demişti. Sanki birileri Orta Doğu'daki bizi gelişmeleri dikkatle takip ederken Rusya ve Ukrayna arasında da gerilimi daha çok artırmak istiyor. Buyurunuz, devam ediniz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden gideceksek, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı olarak tamam bunu söylüyor, körükler. Ama hatırlayın, yani 4 yıldır ABD yönetiminde olan Biden randevu kapmak için, Beyaz Saray'a davet alabilmek için neler neler yaptık. Ama alamadık. Peki yani böyle bir deli ya da işte artık bunamış bir devlet başkanı, Amerika devlet başkanından başka ne beklersiniz ki? Amerikan yönetiminden eğer hani işte vay efendim dünya barışını tehlikeye sokuyor. Ya daha dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14 üye Gazze'de ateşkes kararı aldı. Yani karar tavsiyesi ABD veto etti. Düşünsenize yani Gazze'de her gün 100 kişi ölüyor. Yani o dünya barışını tehdit etmiyor da işte Ukrayna'ya verilen silah dünya barışını tehdit ediyor. Yani bir ay olmadı bile 20 günde Lübnan'da 4000 insan öldürüldü. 4000. Yani o barışı tehdit etmiyor mu? Hem de şunun şurası yani sınır. Yani Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye bunlar hep Türkiye'nin güney komşuları. Buradaki barışı tehdit etmiyor da yani Ukrayna'daki savaş mı Türkiye'yi veya da dünya barışını o kadar ilgilendiriyor? Orada zaten yeterince bir çelişki var açıkçası Türkiye'nin. İşte demin anlattığım yarın öbürsü gün hem Biden yönetiminde hem de Trump yönetiminde İşte ABD'nin Fırat'ın doğusunda PYD, YPG, PKK ile ilgili olarak yeni planları gördüğümüzde herkes şaşkına dönecek. O zaman bakalım kim kimin tehdit ediyor. Ne diyeceğiz o zaman? Dönelim Ukrayna meselesine. Şimdi kaç gündür televizyonlarda ve öyle çok genellikle pek seyretmem yandaş medyayı. Genellikle değil, hiç seyretmem. Şimdi dolayısıyla orada şöyle bir konu var. Yani herkes efendim işte Amerika İngiltere verdi füzeleri. İşte menzili 300-350 kilometre Rusya'nın derinliklerine vuracak.
Putin de onlara fırlatacak nükleer bombalarını. Üçüncü Dünya Savaşı, Dördüncü Dünya Savaşı çıkacak. Bir de orada çok önemli bir detay var. Yani Putin'in açıklamasında daha füzeler verilmeden 3 gün önce Putin şunu diyor. Eğer NATO ülkeleri, bakın NATO ülkeleri diyor. Yani ABD ve NATO ülkeleri Ukrayna üzerinden bize herhangi bir saldırıda bulunursa biz de NATO ülkelerine ve NATO'nun üstlerine veyahut da NATO üstlerinin bulunduğu ülkelere karşılık veririz. Peki NATO ülkeleri kim? Türkiye. Peki NATO üsleri nerede? Türkiye'de. Yani yarın öbürsü gün Rusya Ukrayna'dan saldırılacak olan bu füzeler karşılık vermek için nükleer silaha başvurduğunda nereye vuracak? Önemli hedefler var çünkü. Neden önemli hedefler var? Tarih, kimse tarihi hatırlamadığı için. Nerede peki Amerika'nın nükleer silahları şu anda? İncirlik'te. Şu anda Amerika'nın İncirlik'te 50 civarında nükleer füzesi var, nükleer bombası var. Bunu hiç kimse söz etmiyor. Yani yarın öbürsü gün gerçekten savaş çıktığında, nükleer savaş çıktığında bir bakıyoruz Moskova'dan ya da herhangi bir yerden fırlatılan füzeler gelmiş İncirlik'i vurmuş. Hayda! Ya da NATO'nun buralarda aşağı yukarı Türkiye'de 20 civarında üssü var. İşte Kürecik var, başka yerlerde var, bir sürü yerler var. İzmir'de var. Falan filan. Şimdi yani esas risk Türkiye'de. Türkiye'ye yönelik riski kimse tartışmıyor. Ukrayna'ya yönelik riski tartışıyor. Burada da bir gariplik var. Yani dolayısıyla olayı eğer gerçekten hani işte Biden gibi bunak bir adamın Ukrayna üzerinden işte efendim Rusya'yı tamam onlar birbirini boğazlasın. Hani saçma bir şey söylüyorum ama diyelim ki öyle. Avrupa'yla Ruslar birbirini boğazı. İngiltere, Amerika işte bugün fırlatır şey Ruslar bir tane taktik füze, nükleer füze Kiev'i vurur. Zaten sabahleyin çok yoğun bir şekilde vurmaya başladı az önce Kiev'i. Kiev'de 2,5 milyon insan var. Elektrik, su hepsi kesilmeye başlandı sabahtan beri. Şimdi o zaman ne olacak? Yani Kiev'de öldürdük, yani Ruslar öldürdü diyelim ki işte 100 bin, 200 bin. Çünkü bir taktik nükleer füzenin etki alanı yaklaşık olarak 60 kilometre. Şimdi orası tamam. Canı sıkıldı, bir tane de Londra'ya fırlattı diyelim Ruslar. Peki bir de İncirlik'e fırlatsan olacak? Ya da boğazlara fırlatsan olacak? Boğazları kapatmak açısından. Yani bu olaylar... Hani amirallerin işte meşhur bildirisi vardı 2-2,5 sene önce. Yani boğazların önemiyle ilgili o zaman söylenmişti. Ne oldu peki iktidar? Amirallere yönelik dava açtı. Tutuklamaya çalıştılar. İçeriye atmaya çalıştılar. Halbuki amiraller daha o zaman uyarıyordu. Yani dikkatli olalım. Bakın bu iş büyüyecek. Büyürse de bizim başımıza bela açılacak. Çünkü tarih boyunca 1550'den ta işte son zamanlara kadar Ruslarla Türkler, Osmanlılar arasında 15-16'na büyük savaş yapılmış ve bunların 12 tanesi ya da 11 tanesi boğazlardan dolayı olmuş. Şimdi aynı tehlike var ama ne yazık ki hiç kimse bunları konuşmuyor. Ama demin söylediğim gibi en büyük tehlike dediğim gibi İncirlik'teki 50-60 civarında belki daha fazladır nükleer başlıklı füze ya da işte nükleer bomba diye düşünüyorum. Çok çok önemli tabii. Can kulağıyla dinliyoruz. Sayın Mahalli'nin de ifade ettiği gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, Putin nükleer silah kartını kullanacak mı? Ukrayna'nın hali ne olacak derken işte bambaşka bir gerçeği Hüsnü Mahalli gündeme getiriyor. Şimdi Sayın Mahalli peki bu nükleer kartı kullanır mı Putin? Henüz Trump görevi almamışken, bu kadar az bir zaman kalmışken. Yani...